Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Poco X3 Pro'nun PUBG New State performansına yakından bakıyoruz. Kısa bir introdan sonra Poco X3 Pro ile PUBG New State'e gireceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ateş ölçerim de yanımda. Sıcaklık değerlerimize bakacağız. Kaç FPS alıyoruz? Bunların detaylı testlerini yapacağız sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz sürekli olarak PUBG Mobile performanslarıyla telefonları zorluyorduk ve PUBG New State çıktığından beri gerçekten hani yorumlarda da zaten görüyorum işte PUBG New State'e gir, New State'e gir ve Poco X3 Pro'nun PUBG Mobile performans videosu şu anda 200 bin izlenmeye dayanmış durumda ve bundan sebeple Poco X3 Pro'yu yeniden masamıza getirdik ve PUBG New State performansımıza yakından bakacağız. Ve şunu da ek not olarak sizlere belirteyim, Poco X3 Pro hala alınabilecek uygun fiyatlı bir canavar sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin sıcaklığımıza yakından bakalım. Şu anda PUBG New State'e girdik arkadaşlar. Şöyle bir sıcaklığımıza bakalım. 29 derece. Bir kez daha ölçelim. 29. Kamera tarafından da ölçelim. 33 çıktı. Bu arada elimi ölçtüm arkadaşlar yanlışlıkla. 29 derece. Şöyle bir daha ölçelim. Her taraftan ölçüyoruz. 30. Hadi bakalım. Şimdi oyunda görüşmek dileğiyle. Şimdi arkadaşlar %68'lik bir şarjla oyuna başladık. Sıcaklığımızda 29-30 derece civarında değişiyordu. Siz de bunu gördünüz zaten. Şimdi az sonra ayarları göstereceğim sizlere zaten ama şöyle bir olay var. PUBG New State'de böyle hani son grafiklerde aşırı akıcı bir şekilde güzel bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Hani son grafikler şu anda yani zaten ayarları göstereceğim ama çok iyi bir kalite var arkadaşlar PUBG New State'de. Yani PUBG Mobile'a nazaran bayağı iyi bir kalite deneyimine erişebiliyorsunuz. Ve grafikler gerçekten muazzam. Ama gel gör ki benim PUBG Mobile ve New State'deki şansım. Bu arada yanında Cemal var arkadaşlar. O da bir oyun bağımlısı sanırım. Öyle mi Cemal? Ama attım ben şu anda. Doğru tahmin edemedim ya. Şimdi Cemal, ben adamları mıhlayacağım abi. Şöyle bir loot yapacağım en başında. Mesela şeyi merak ediyor musun? Yani grafik ayarlarımız nasıl falan, işte kaç FPS alıyoruz, bunları merak ediyor musun? Tabii ki de merak ediyorum. Şu an mesela kaç FPS alıyorum? Şu anda kaç FPS alıyorum biliyor musun? Tam 60 FPS, bak solda gözüküyor. Sen zaten buraya zoom girdin abi. Kurguyu desen yapacağın için. 60 FPS, 58'e falan düşüyor. Peki hangi ayarlardayız abi? Bak şimdi geliyorum. Şöyle. Şu an tık. Şimdi şu an grafik ayarlarındayım. Bak maksimum almışım kare hızım. 60. Grafikler ultra. Yani en son ayarlarda 60 FPS alıyoruz arkadaşlar. Ve bunun yanında Snapdragon 860'lı bir model yani. Şu andaki Poco X3 Pro'da Snapdragon 860 var ve gerçekten çok güzel bir işlemci arkadaşlar. Yani ben sürekli uygun fiyatlı işte fiyat performans telefonu diyorum. Poco X3 Pro diyorum. İşte bu sebepten ötürü 5160 mAh mis gibi bataryamız var. Ondan sonra ekranımız 120 Hz. Bu da mesela çok önemli bir detay. Şimdi bu oyunlara falan güncelleme geldiğinde 120 FPS stabil bir şekilde alacağız abi. Aha adam vallahi yere yapıştı. Arkadaşlar bu silahı ben anladım. Kar 98. Eyvah eyvah kankam dur sakin ol. Abi iki tane yedin. Dur kara geçiyorum. Aha. Ya sen hayırdır abi ya? Nesi varmış bunun? Ha AKM var. Dur şunun yerine AKM'yi alalım abi. Çünkü tekli silahla zor oluyor. Şu 556. Aha bak bir tane daha geldi. Ya oğlum benim sizden çektiğim nedir ya? Cemal nasıl oynuyorum abi? Abi efsanesin. Abi delikanlı gibi bak. Şimdi efsanesin mi efsanesin? Şu an efsanesin. Biraz sıkıyor gibi olabilir misin Cemal? Bence keskin nişancıyla yapabileceğin en iyisini yaptım. Aynen öyle. Arkadaşlar siz mesela PUBG New State oynuyor musunuz? Yani bunu ben canı gönlünden soruyorum. Çünkü ben hala mesela PUBG Mobile oynuyorum. Çünkü grafikler böyle basit. Hani şeyler daha basit gibi geliyor. Ne bileyim. Ama tabii kararımı değiştiren bir insan olursa PUBG New State'e temelli geçiş yapabilirim. Şimdi arkadaşlar Poco X3 Pro'da çift stereo hoparlör desteği olduğu için hani kulaklık dahi kullanmasanız bile ses kasabiliyorsunuz ki bu gayet güzel. Mesela az önceki adamı ayak sesinden duydum ve hemen arkama dönüp adamın işini bitirdim. Bu güzel bir olay. Aha adam var. Bak yine adam sesini duydum mesela. Ay çok güzel sprey attım bu arada ya. Bir araç sesi duydum ama
geliyor. Uçak geliyor, evet. Şurada araç var. Araca binelim. Bu arada hedefim 20 kill. Abi şu traktörlere, tırlara binemiyor muyum ya? Burası doludur ha, büyük ihtimalle ben ölürüm burada kesin. Şimdi alan daha bu kadar kaldı ve hala 61 kişi var. Bizim hızlıca adam öldürmemiz lazım. Telefon sıcaklığı nasıl var bu arada? Telefon sıcaklığı şu an fazla ısınmadı yani, elim çok ısınmadı ama şunu belirtmekte fayda var. Biz son ayarlarda oynadığımız için telefon haddinden fazla ısınacak arkadaşlar. Onu belirteyim yani. Şöyle oynasaydık eğer ilk başta. Aha adam var, bir dakika. Hocam sana direkt atlıyorum bak. Sana şöyle. Selamünaleyküm. Ben geldim. Aha. Bak arabaya bindim. Geldi bana sıktı hocam, görüyor musun? Siz hayırdır abi ya? Yemin ederim var ya, öleceğim diye çok korktum abi. Az önce şey diyorduk mesela, ben şu ayarlarda oynuyorum. Şurada. Ama bunu hafife alsam etraftaki kaliteden ödün veririm. Ama sıcaklığım daha az olur. Öyle söyleyeyim. Ama ben full kalitede, yani telefonu iyice bir zorlamak istiyorum. Zaten burada herkes oynar. Önemli olan şu ultrada bizim nasıl bir performans sergilediğimiz. 8 kill, hadi bakalım. 9. killim sen olur musun? Allah olmadı. Çıkalım şuradan. Şöyle bir enerjimizi basalım. Gazozumuzu içelim. Buna gazoz diyorlar ya genellikle. Ama bu Red Bull abi. Bak Tesla'yı görüyor musun, Tesla'yı? Ses yok abi, bak şimdi bak. Varmış ya ses. Bu arada 55 FPS'teyiz arkadaşlar. 53. 56'ını görmedim. 58-60 arası gayet net bir şekilde oyunumuzu sürdürüyoruz. Hiçbir yerde adam yok ya. Aha aha, sen ne yapıyorsun burada? Hey. Dur lan. Sen bir dakika. Kime artistlik yapıyorsun hocam ya? Bu arada dürbünümüz var. Abi. İşaretime bak. 8x bulmuşuz Cemal. Niye söylemiyorsun? Bak şimdi bu oyun var ya. 10 kilim var. Bir 10 daha alsam olay biter abi. Mesela şöyle M24 ile uzaklardan böyle bir vursam. Aha. Bak burada adam var, gel. Arkadaşlar mesela kulaklıkla falan oynasanız o kadar saracak bir oyun ki PUBG New State. Çünkü ben mesela hoparlörle oynadığım halde bile ses kasıyorum ve burada hani ne kadar şanslı olduğunuzun hani fark ediyorsunuz. Çünkü Poco X3 Pro gerçekten kalite anlamında baya baya iyi diyebilirim sizlere. Ve fiyatı da dolara rağmen bence çok iyi. Atla. Hadi atla bakayım, atla. Ha? Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız kardeşim, tamam mı? Hadi gel. Ama adam görürsen bana sal. Adam var, dur. Hocam. Sal beni. Gitti abi adam ya. Arkadaşları var. Kanka arabayı bir sal ya, bak kafamızı ağrıttın. Oh. Adam nasıl kaçtı, gördün mü Cemal? Adamlara bir de işaret atıyorum ya, gelin diye. Hocam. Bir dakika, denizden yemiyor mu? Ne diyorsun? Arkadaşlar 13. kilimi az sonra alıyorum. Şöyle alıyorum. Evet, güzel bir sprey. Öldü. Aha. Bekleyin, beni bekleyin. Aha. Seni M24 öldüreceğim. Abi nasıl ölmüyorsun ya? Gözünü seveyim. 14 kill, 20 alır mıyız Cemal? Abi 20 gelsin ya. Kaç FPS'sin şu an? Şu an 61 FPS ya. Çok iyi. Telefon sıcaklığı ne hala? Telefon sıcaklığı şu an bayağı ısındı arkası. Çünkü son ayarlardayız abi, normal. Ama hiçbir şekilde FPS'ten ödün vermiyor. Çünkü telefonda dahili likit soğutma sistemi var. Yani
işlemcinin üzerindeki o turuncu bant işlemcinin soğumasına sebep oluyor ve bu sayede fazla ısınma olmuyor. Ama her telefon ısınır yani doğal olarak. Bu arada M24'ün mermisi bitmiş, hemen reloadlayalım. Çünkü buradan ben böyle bir avlama operasyonu yaparım. Bakalım şöyle adam var mı? Birisi ateş etti ama nereden ateş ettiğini bir göreyim. Sen mi bana ateş ettin kardeşim? Oğlum biz bak bana bomba falan çekiyor bu herhalde. Oğlum sen kendi takım arkadaşını zaten vuramıyorsun. Bak ya. Bak beni yakmaya çalışıyor bak. Abi burada adam var ama. Heh. Oyun sonlara doğru bayağı kızışmaya başladı ha. Gördün değil mi abi Cemal? Takım arkadaşının sana yaptığını gördün değil mi? Ayıp. Abi ayıp. Eyşan ya harbi Eyşan ya. Eyşan bundan daha kaliteli abi. En azından gidiyor yine barışıyorlar. En sonunda beraber ölüyorlar falan. Neyse konu nereye geldi ya dur. Kalan 5. Bizim adamların hepsi yaşıyor abi. Bir kişi kalmış. Neyse 15 kilimiz var. 2 kili kaptırdık. Aha son adam mıhlıyor bizimkileri abi. Vallahi son adam oynuyor bu oyunu. Şunların arkasında falan yatabilir. Ama orası şurası alan dışı abi. Galiba alanı öldü. Evet alanı öldü. Sonunda ya cidden. Abi kaç dakika oynadığımızı şu an zaten ekranın altına yazarız. Oyun öncesi sıcaklığımız ve oyun sonrası şarj değerimiz bakalım. Şimdi şarjımız %68'den %52'ye düştü. Bu güzel arkadaşlar yani iyi. Aa bak 37 derece çıktı sıcaklığımız. Gözüküyor değil mi? Çok iyi. 38 gayet iyi. Bu arada kaç dakika oynadığımız vesaire altta gözüküyor sevgili arkadaşlar. 40 dereceyi gördüm şu an. Sol üstte 38. Sizler için baya baya ölçtüm. 38 derece ortalama sıcaklığımız. Giden şarjımız da %30. %30 diyorum. %16 arkadaşlar. Poco X3 Pro'nun PUBG New State performansına yakından baktık. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sıcaklık değerlerimiz bence normaldi ve FPS'imiz tam anlamıyla mükemmeldi sevgili arkadaşlar ama bir 90 FPS, 120 FPS olsaydı daha iyi olabilirdi ama 60 FPS stabil bir şekilde aldığımız için Poco X3 Pro'nun PUBG New State testinden başarıyla geçtiğini belirtmek istiyorum. Bir sonraki oyun inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.